Merhaba, ben Bahar. Partnerim Büşra ile birlikte Küt filmleri konu aldığımız Küt Kafası programında sizlerleyiz. Yönetmen koltuğunda Luke Besson'u gördüğümüz, başrollerini Natalie Portman ve Jean Reno'nun paylaştığı Leon the Professional filmini sizlerle paylaşacağız ve tartışacağız. Büşra, bu filmde daha çok bir tetikçi ve kızın hikayesini görüyoruz. Evet. Ama asıl konu, bize verilen konu böyle bir, büyük bir adam ve küçük bir kızın aşkından bahsediyor. Evet, çok çirkin bir şey var orada. Ne kadar bize gösterilmese de bu aşk hissettiriliyor bence ve bu tek hiç doğru değil. Tek taraflı sence yoksa bence var. Bence var çünkü şöyle bir şey var. Ne kadar olmasa da yani ne kadar bize gösterilmese de Leon bir şey yapmasa da Matilda onunla uyumak istediğinde yanına yatıyor ve ona sarılıyor. Ama şöyle bir şey var. Bu filmde bizden gizlenen ve bizim izlemediğimiz 25 dakikalık bir süreç var. Yani orada da olabilir. Ama bu süreçte yani izlemediğimiz, görmediğimiz bir şey için bence yargılamak tuhaf. Bence yargılayabilir. Sonuçta bu müziklerle ve çekim açılarıyla bile bize hissettirilen bir şey. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum bence açıkçası. Bence öyle yani bence bu çok bize yansıtılan bir şey. Hatta en son vedalaşırken bile seni seviyorum Matilda diyordu. Ama üç defa. Ama bu bir çocuk aşkı da olabilir. Bir çocuğa duyulan sevgi de olabilir. Sonuçta birbirleriyle güveni ve birlikte olmayı tadıyorlar. Yani hayatı boyunca Matilda ailesi tarafından itilip kakılmış bir insan. Leon tek başına yaşayan, kendi işlerini evet. kendi gören birisi. Evet. Ve burada birbirlerine artık bir güven Hı-hı. duygusu hissediyor. Ama Leon en başında o kızı eve almayabilirdi. Yani hani neden aldı ki? O kıza karşı bir ilgisi mi vardı? Evet, oraya değinelim. Kapıyı açıp açmamakta tereddüt ediyor ya, ama sonra kapıyı açıyor. Bir ilgisi varmış gibi gözüküyor ama belki de sadece vicdandandı. Ben şeye çok dikkat ettim orada. En başında şey yapıyor. En başından beri hatta Stansfield'ın adamları Matilda'nın yani Michael'ın babası Hı-hı. yani Matilda'nın babasının Michael'ın evini bastığı zaman evet. Matilda'ya bir şey oluyor mu olmuyor mu diye kapı deliğinden izliyor. İzleyenler bilir bu arada. Bence orada zaten bir koruma içgüdüsü oluyor Matilda. Bence orada adam tetikçi ve silahlı insanlar apartmanına girmiş. Ne yapacaktı ki? Kenarda oturacak mıydı? Onları tabii ki de izleyecekti. Kendini koruması gerekiyor. İyi de adam zaten profesyonel bir tetikçi. Profesyonel olması aniden baskına uğramak isteyeceği anlamına gelmez ki. Ama sonuçta adam bir profesyonel ve adam zaten sahnenin ilk başında, yine izleyenler bilir diyeyim. Sahnenin ilk başında zaten bir sürü adamı öldürüyor ve bıçakla yaklaşıyor. Bu da onun ne kadar profesyonel olduğunu gösteriyor bu arada. Evet. Ama yani neden korksun ki kapısında olan ya sonuçta orada bir düzeni var, onun bir evi var ve o evden çıkmak istemiyor. Sırf küçük bir kızı korumak için orada durmak zorunda değil. Leon'un kapıyı açma sebebi de bence şu. Matilda onun kapısına geldi, elinde alışveriş poşetleri var ve zile basıyor. Yani biriyle de konuşuyor orada, o belli. He's opened the door. Mecburi açıyor ki başı belaya girmesin. Yani Matilda'yı bence orada kapıyı açmak mecburiyetinde kaldı. Peki bunu böyle kabul edelim. Kapıyı açtıktan sonra Matilda'yı içeri alıyor bildiğim üzere. Evet. Ve Matilda'yı vurmaya yelteniyor ama bundan vazgeçiyor. Sence bu neden? Ya kadınlar ve çocukları öldürmediği için, Matilda'da bir kız çocuğu olduğu için bence vurmaktan vazgeçiyor. Ya da evine gelmiş yani belki de bir ilgisi o anda başlamış olabilir. Bir ilgi duymaya başlamış olabilir orada. Yani evet, burada biraz sana katılabilirim. Çünkü kuralı var dediğim gibi kadınlar. Evet. Çocuklar olmaz diye bahsediyor, doğru. Filmde çok kült, yani çok ikonik bir söz var. Orada diyor ki Leon'a, o kapıyı artık açtın, beni içeri evet. aldın. Hani o kapıyı kapatırsan ben yine öleceğim. Ya Leon'u bence şeyden vurmaya çalışıyor, vicdanını etkilemeye çalışıyor. Yoksa Leon'un neden umurunda olsun ki, adam tetikçi, herkesi ciddi bir şekilde vurabiliyor, herkesi öldürebiliyor. Ama sırf bir küçük kız çocuğun ölümü, yani o öldürmüyor ki sonuçta. Adam bence böyle düşünmüyor da. Evet, zaten film boyunca Matilda'nın evet. sürekli bir Leon'un yanında kalma isteği var. Evet, katılabiliriz bu konuda. Peki şeyi sormak istiyorum. Leon Matilda'ya şey diyor, intikam iyi bir şey değil mi Matilda? Evet. Unutmak daha iyi. Bu da çok ikonik bir sözü bu filmin, biliyorsun ki. Revenge is not good, Matilda. Believe. It's better to forget. To forget? Böyle demesine rağmen Leon bunu söylüyor ama şöyle bir tezatlık var. İntikamı zaten kendisi alıyor ve intikamın iyi bir şey olmadığını filmde görüyoruz. Çünkü en sonunda birbirlerini kaybediyorlar. Ne düşünüyorsun? Ya şu şekilde Leon bir yerden sonra Matilda'ya bağlanıyor. Ve ne kadar intikamını almak istemese bile zaten son sahnede öleceğinin farkındaydı bence. Ve ölürken en azından intikamını almak istedi. Bunu yapmak istediğini düşünüyorum. Ya başka bir amacı olamaz ki. Ona ilgisi var, onu seviyor ve onun için adamı öldürmeye karar verdi. O şekilde
kendi de maalesef ki öldü. Ben de şey çok değinmek istiyorum. Fark ettiysen Matilda'nın elinde hep bir sigara var. Bu zaten bir pazarlama taklidi. Evet. Sigara satışlarını artırmaktan. Ama Natalie Portman'ın ailesi buna pek izin vermiyor. Bu da ekstra küçük bir bilgimiz olsun. İzin vermiyor ve filmde sadece 5 tane sigara kullanılmasına izin veriyor. Ve Natalie Portman kesinlikle o sigaraları içmeyecek. Çünkü filmde daha 11 yaşında kendisi bir çocuk. Sigarayı içmemesi, sürekli elinde durması ama sigarayı illa koymaları. Nasıl, ne düşünüyorsun bunun hakkında? Ya aslında bu detay çok detay yani. İzleyici detaylı izlemiyorsa bunun farkına varmaz. Evet. Ama gerçekten de detaylı izliyorsanız asla sigarayı ağzında yani içerken görmüyoruz. Sürekli bir ağzına götürüyor ama orada bitiyor her şey. Bu sırf satış tekniği olabilir. Katılıyorum sen burada sana. Sen çocuk olduğu için içmemesi gerektiğini mi sanıyorsun? Ya bence öyle bir şey olmamalı. Yani sonuçta film bu. Eğer yapılması gerekiyorsa yapılması lazımdı. Bence de yapılmalıydı. Yani bence içmesi doğru. Gerekiyorsa içecekti. Bir şekilde bunu yapmaları lazımdı. Evet, küçük bir bilgi vereyim size. İlk başta Natalie Portman aslında bu filmde olmayacaktı. Liv Tyler'ı istemişler. Fakat şöyle bir durum olmuş. Şimdi filmde oynaması gereken kız 12 yaşında olması gereken bir kız. Matilda'yı çok küçük buluyorlar. Yani evet. Natalie Portman küçük gerçekten diyorlar. Ve daha sonra Liv Tyler olsun diyorlar. Ama o da 15 yaşında çok büyük geliyor. Böylece Natalie Portman tekrardan seçiliyor. Ailesinin katı kuralları var. Kesinlikle. Çok katı kuralları var. İstemiyorlar. Sigara muhabbetinden zaten bahsetmiştik. Evet. Zaten senin konun az önce savunduğun gibi şey, birçok sahneyi kesiyorlar. Birçok sahneyi yayınlamıyorlar. Çünkü bu tepki dağılmış. Evet, bayağı büyük bir tepki almış bir şey. Bu sonuçta bu izletilmiş belli bir yerde. Evet. 25 dakikalık bir sürede bahsetmiştik. Evet, 25 dakikalık bir süre çok tepki aldığı için onu çıkartma kararı almışlar. Bu çok fazla konakladıkları yerler var. Bu konakladıkları otellerden birisi The Chelsea diye bir otel. Bu küçük bilgiyi de verelim. Bu otel Charles Bukowski'yi, Uma Thurman'ı konuk etmiş. Onlar kalmış. Bu da bizim için önemli bir bilgiydi ve yani, güzel bir bilgiydi. Yani değişik bir bilgi, şaşırtıcı. Gary Oldman'ın oyunculuğuna değinmezsek olmaz bence. Evet, Gary Oldman'ın oyunculuğu çok iyiydi. Özellikle Matilda'yı o tuvalette öldürüm, yanına yaklaşmadan önce o uyuşturucu alma şekli. Ben orada şeyi anlamadım. İlk eve saldıracağı zaman atıyor hapı. Evet. Kamera açısında biz tam yüzünü görüyoruz. Fakat Matilda'yı öldürmeye yeltendiği zaman arkasını dönerek kapatıyor. Orayı bana neden? Biraz şey katmak istemişler gibi geldi. Gerilim katmak istemişler gibi geldi. Hani aniden dönüşü, bakışı, bir gerilim var orada. Onu yansıtmak istediklerini düşündüğüm için. Bence kendisini bir çocuğu öldürecek kadar vicdansız ama bir çocuğun psikolojisini bozmayacak kadar da vicdan göstermek istediler. Olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Yani çok öyle düşünmüyorum ama peki. Şey sahnesi var Stansfield'ın oynadığı. Michael yani Matilda'nın babası. Michael'ın evine geldiğinde o kadar fazla yaklaşmış ki adama. Hani adam gerçek bir yorum ve röportaj verdiğinde demiş ki gerçekten gerildim. Hani o kadar yaklaştı. Evet. Cidden çok iyi bir oyunculuğu var ya. Ben şeyde de çok rahatsız olmuştum. O tuvalet sahnesinde yine. Çok Matilda'ya çok yaklaşıyor ve dudağıyla falan oynaması bence çok cinsellik bulunduran bir şey. Hani bu rahatsız edici bir şey. Küçük bir çocuğa karşı bu şekilde oynaması hoş değildi. Ben böyle düşünüyorum. Bu filmin adıyla ilgili konuştuk biraz. Çok bahsetmedik ama Türkiye'ye Sevginin Gücü olarak pazarlanıyor film. Ama dünya çapında Leon The Professional olarak. Evet. Hatta bir ara The Professional'ı da atıyorlar, sadece Leon olarak kalıyor. Hayır, en başta Leon olarak, sonra The Professional'ı ekliyorlar tepki gördüğü için. Tamam, evet, orası doğru. Evet. Ama bazı yerlerde o şekilde biz ismine değinmişken bu çok ucuz Çin malı, aslında bu Hint malı evet. Oluyor biraz. Hint malı. Bollywood tarzında da çekilmiş bu film. Ve hemen hemen aynısı filmin. Yani sahneleri, senaryoları, kapıya girişi, kapıyı açması için ağlaması, her şey aynı. Ama ben çok da yani tadını vermiyor ya. Yok. Ha, evet, ben de çok buldum. Sevemedim. Son olarak şeye değinmek istiyorum. Ben sürekli taşıdıkları bir çiçek var. Bu adam bizi yani şaşırtan şey şu. Bu adam bir tetikçi. Süt içiyor. Günlük hayatına devam ediyor. Ütüsünü yapıyor. Çok gerçekten profesyonel. Çiçeğe çok değer veriyor. Evet ve çiçeğe bakıyor. Adam öldürüyor. Ama çiçeğe bakıyorsun, çok tuhaf geliyor. Evet. Ve o taşıdıkları çiçek, çiçeğin içinde Leon. Hatta çiçekten almış bu film adını. En son zaten Matilda çiçeği toprağa gömdükten sonra onu özgür bırakıyor. Evet, söylüyor. Onu özgür bırakıyor. Böylece anlamış oluyoruz ki ne demek aşk neymiş? Özgür. Aşk özgür bırakmakmış. Bir dahaki haftaya programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve izlemediyseniz mutlaka bu filmi izleyin, yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Nasıldı? Konuşabildik değil mi? Aa, şu genelde, şu mu genel?